COVID-19'un genetik geçmişi incelenen araştırmada virüsün mutasyona uğradığı iddia edildi. Koronavirüs mutasyona uğradı. Dünyaya ölüm saçan koronavirüs mutasyona uğradı. Peki bu mutasyonlar ne olacak? Bulunan aşılar çöpe mi gidecek? Virüsün mutasyonu geçirdiği, bu yüzden bulunan aşıların işe yaramayacağı kulaktan kulağa yayılıyor. 12 bin kere mutasyona uğradı. Merhaba sevgili dostlar. Merak edilenler kanalıma hoş geldiniz. Bu çalışmamı beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. COVID-19 virüsü tüm insanlığın başına bela oldu. Acaba bu beladan ne zaman kurtulacağız? Aşılar işe yarayacak mı? İsterseniz üretilen, etkin olan aşıları çok hızlı bir şekilde tanıyalım. AstraZeneca, Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca firması ile geliştirdiği AZD-1222 adlı aşı. Bilimsel veriler aşının doz ayarına göre %62'den %90'a kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bu aşının faydalı olan kısmı standart bir buzdolabında 6 ay saklanabiliyor. Pfizer-BioNTech, ABD'li ilaç firması Pfizer ile Alman BioNTech firmasının geliştirdiği aşıdır. Esas adı BNT-162b2'dir. Araştırmalar aşının %95 oranında etkili olduğunu ortaya koyuyor. Bu aşının diğer aşılardan en büyük dezavantajı -70 derecede muhafaza edilmesi gerekiyor. Moderna, Amerikalı firma Moderna'nın geliştirdiği mRNA-1273 adlı aşıdır. Aşının etkinlik oranı 94.1'dir. Aşının raf ömrü -20 derecelik bir buzlukta 6 ay, normal aşı buzdolabında ise 30 gündür. Oda sıcaklığında 12 saattir. Gamaleya Research, Rusya Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği aşıdır. Tam adı Sputnik 5'tir. Aşının %91.4 oranında etkili olduğu belirtiliyor. Sinovac, Çinli Sinovac firmasının ürettiği tam adı CoronaVac olan aşıdır. Bu aşının etkinlik oranı ülkeden ülkeye değişiyor. Brezilya'da yapılan testler sonrasında Sinovac aşının etkinlik oranının %78 olduğu açıklandı. Türkiye'de ise %91.25 olduğu açıklandı. Endonezya'da yapılan test sonucunda ise %65 oranında olduğu açıklandı. Ülkemizde de tartışma konusu olan Türkiye'nin de tercih ettiği aşıdır. Profesör Doktor Serdar Savaş'ın Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği demeçte Sinovac firmasının dünyada rüşvet vererek aşı onayı alan tek firma olduğunu da söyledi. Dünya nüfusu 7 milyar 800 milyon. Toplum bağışıklığı için 6 milyar 240 milyon kişinin 6 ay içerisinde 2 doz halinde aşılanması gerekli. Ülkemizde ise 66 milyon 800 bin kişinin 6 ay içerisinde aşılanması gerekiyor. Tüm insanlığın sağlığını tehdit etmesi yanında COVID-19 ayrıca ruh sağlığımızı da etkiliyor. Tüm ümidimizi aşılara bağlamışken aşılar hakkında doktorlar ne diyor? Şimdi buna bakalım. Koruyucu sağlık hekimi, iç hastalıkları uzmanı Dr. Uğur Bey, hızlı mutasyona uğrayan, antikor oluşturmayan koronavirüse karşı aşının hiçbir işe yaramayacağını defalarca Twitter adresinde belirtti. Twitter hesabım üzerinden Uğur Bey'in tweetini Tuğrul Erbaydar Hoca'ya sordum. Kendisi şu an için tam bir bilgi olmadığını, Uğur Bey'in endişesini ifade ettiğini belirtti. Aynı zamanda aşıların yeni mutasyon olasılığını da azaltacağının altını çizdi. Sözcü Gazetesi'nin yaptığı habere göre Moderna aşısının Afrika'daki mutasyona uğramış koronavirüse karşı aşılarının daha az etkin olduğunu söylediler. Aşılar üzerindeki şüphe bilim insanları arasında bile varken biz vatandaşlar olarak farklı düşünmek mecburiyetindeyiz. Videomu bitirirken özellikle sağlık emekçilerine çok çok teşekkür ederiz. Onların hakkı ödenmez. Ve en son size Tanzanya Devlet Başkanı'nın COVID-19 ve diğer sağlık kuruluşları ile alakalı yaptığı açıklamadan 19 gün sonra ölmesinde şüphe uyandıran videoyu getiriyor. Sağlık Bakanı. Ama ujue kuna mchezo wa ajabu unafanyika kwenye vipimo hivi. Kwamba kuna mambo ya ajabu yanafanywa katika nchi hii. Aidha wahusika wa laboratory ile wamenunuliwa na mabeberu. Aidha hawana utaalamu, which is not true, kwa sababu maabara hii imetumika sana kwenye magonjwa mengine. Aidha zile sample zinazoletwa, kwa sababu mpaka reagent zinatoka nje. Mpaka zile swap, zile vipamba vya kuweka kwenye nani mle inatoka nje. Kwa hiyo lazima kuna kitu fulani kinafanya. Na kama mapapai nayo yanaonekana ni positive yana corona, basi WHO inatakiwa ifanye kazi kubwa katika haya. Na kama mbuzi nao wana corona,
Na kama hawajajua hii corona ina affect binadamu au ina affect mbuzi au ina affect hata miti, basi wana sayansi hatujafanya cha kutosha katika hili. Kwa hiyo kuna watu kutokana na extrapolation ya hizi information nilizonazo, lazima kuna watu wameambiwa positive wakati si wagonjwa wa corona. Na inawezekana wengine wakafa kwa hofu. Papai lile lipo halijafa. Lipo tu linaiva. Mbuzi yule yupo tu. Wala hajafa. Fenesi lile lipo, labda lije lioze tu baadaye ya muda wake. Lakini yale ni positive na vitu vingine. Kwa hiyo natoa wito kwa Watanzania, usiwe na hofu. Na hasa kwa wale ambao bado hawajachoka hata hajaumia, kwa nini uwe na hofu? Bwana, mafua yamekuwepo, ila haya ni mafua ambayo yako advanced, nayo yatapita. Lakini kile kitendo cha kukuta hata papai la kula nalo lina corona mule ndani, wala si kwa ganda kwa juu, kwa sababu zile samples zingechukuliwa kwa juu,